Milli Muharip Uçak Kanun 27 Aralık olarak açıklanan ilk uçuş tarihi ertelendi. Milli Savaş Uçağı Kanun ilk uçuşu, yakın gelecekte gerçekleştirilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından yürütülen en büyük proje olan Milli Muharip Uçak Kanun, en son 27 Aralık olarak açıklanan ilk uçuş tarihi ertelendi. Edinilen bilgiye göre, yer testleriyle taksi testlerinin tamamlanmasının ardından kanun, Birkaç hafta içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor. KAAN'ın bugüne kadar fırlatma koltuğu testleri, tam boy statik testi, kontrol yüzeylerinin atalet ve statik testleri, iniş takımı düşürme testleri, sistem entegrasyon laboratuvarında aviyonik sistem testleri, yakıt testlerinin ardından motor çalıştırma testleri gerçekleştirildi. Milli muharip uçak KAAN'ın T0 denilen başlangıç şartlarının yerine getirildiği tarih 2018 yılı faz bir aşama bir kapsamında, 2018-2022 yılları arasında Kaan'ın ön dizayn faaliyetleri icra edildi. Faz 1 aşama, iki kapsamında ise 2022-2029 döneminde, Kaan'ın detay tasarım ve kalifikasyon faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda Kaan, 2023 yılında hangardan çıkış yaptı. 2026 yılına kadar, 3 adet prototipin üretilmesi hedefleniyor. Ali hazırda TUSAŞ tesislerinde ikinci ve üçüncü prototiplerin montaj faaliyetlerinin devam ettiği biliniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek Blok 10 konfigürasyonunun ise 2029 yılına kadar geliştirilmesi hedefleniyor. Faz 2 kapsamında üretilecek 10 adet kan Blok bir savaş uçağı, 2030-2033 yılları arasında Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Ancak Türk Hava Kuvvetleri tarafından açıklanan bu tarih, TUSAŞ tarafından 2028 olarak revize edildi. 2034-2040 yılları arasındaki faz 3 kapsamında ise diğer kan bloklarının geliştirilmesi ve seri üretim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Bu tarihte TUSAŞ tarafından 2030 olarak revize edildi.